Risale-i Nur mesleğin hizmetinin, Risale-i Nur hizmetinin son derece önemli bir özelliği de tahkik mesleği olması. Genelde teslime dayalı olduğu düşünülen imanı dahi teslimiyet. Yani akıldan ziyade bir aklı çok fazla öne çıkarmayan bir teslimiyet psikolojisi. İçinde anlaşılmış bu zamana kadar, yani Risale-i Nur'a kadar iman meseleleri. Onu dahi tahkik temeline bina etmiş olması bunun en açık ifade ve tezahürlerinden biri. Onun için tahkiki iman çok vurgulanır Risale-i Nur'da. Tahkik ederek, araştırarak, aklı kullanarak ve kainat kitabını okuyarak, insan kitabını okuyarak, ilimlerle. Risale-i Nur mesleğinin en orijinal taraflarından birisi zaten bu. Bu yaklaşımın en büyük dayanağı Hutbe-i Şamiye'de belirtildiği gibi Üstad'ın 1911'de Şam'daki Emevi Camii'nde irad etmiş olduğu Hutbe-i Şamiye'de belirtildiği gibi Kur'an'ın birçok ayetinde bizi akla havale ederek aklına bak, fikrine, kalbine müracaat et, meşveret et, onunla görüş ki hakikati bulasın, neden bakmıyorsunuz, ibret almıyorsunuz, bakınız ki hakikati bilesiniz diye ihtar etmesi. Kur'an birçok ayetinde aklınızı kullanın çağrısı yapar. Şu halde kendimizden başlayarak etrafımıza, hayata, eşyaya, varlık alemine, hadiselere bu nazarla hakikati bulma sahikiyle bakmamız lazım. Bu bakıştaki rehberimiz ise Kur'an. Bize bu çağrıyı yapan Kur'an ve onun çağımızdaki tefsiri olan Risale-i Nur olmalı. Eserlerin gazete gibi değil, dikkat ve tefekkürle okunmasının tavsiye edilmesi de yine tahkik mesleğinin kaçınılmaz zaruri icaplarından biri. Gazeteyi okursunuz geçer. Gerçi onu da bizim gazeteyi de dikkatli okumak lazım da. Ama genelde gazete işte günlük göz atılıp bırakılan bir şeydir. Ama Risale-i Nur'daki hakikatlerin gazete gibi değil, böyle hemen göz atıp bırakılacak tarzda değil, dikkatle ve tefekkürle düşünerek her bir kelime, her bir cümle, her bir satır üzerinde tek tek durarak okunması. Yine tahkik mesleğinin kaçınılmaz zaruri icaplarından biridir. Nevi insanın %80'i ehli tahkik değildir ki, insanların %80'i bu vasfa sahip değildir ki hakikate nüfuz etsin ve hakikati hakikat tanıyıp kabul etsin diyen üstad, Nur talebelerine bu %80'in dışına çıkıp ehli tahkik olma dersi de vermiş oluyor. Yani siz o araştırmadan hüküm veren %80 gibi olmayın, ehli tahkik olun. Tahkik etmeden hiçbir şeyi kabul etmeyin. Ki bununla ilgili gene devam eden izahlarda da başka açılımlar yapacak. Ve ardından tahkik ehli olmayanların en önemli zaaflarından birini yine üstad şöyle ifade ediyor. Surete, şekle, hüsnü zanda binaen, yani güveniyor ve makbul ve muhtemet saydığı, güvenilir saydığı, makbul saydığı insanlardan işittikleri meseleleri takliden kabul ederler. Güvenmiş, o ne söylerse doğrudur anlayışı içerisinde ama belki değil. Yani onun tahkik edilmesi lazım. Eğer sizi rahatsız eden, aklınızı kurcalayan, işte bir soru işareti uyandıran bir takım noktalar varsa onun söylediği şeyde ne kadar güveniyor olursanız onun gene tahkik etme ihtiyacı söz konusu. Halbuki söylenen bir söz kime ait olduğu kadar ne olduğu, yani muhtevası ne diyor, ne anlatıyor, ne zaman söylemiş, bir de söylenen sözlerin söylendiği zamana göre değerlendirilmesinin icap ettiği haller de olabilir. Kime söylemiş? Yani belki muhatapla sınırlı bir söz. Ve ne makamda söylendi, hangi bağlamda, neyi kastederek? Söylendiği gibi kriterler açısından da enine boyuna tahkik ve tetkik edildikten sonra her yönüyle tatmin bulunduysa benimsenip kabul edilmeli, aksi takdirde ya reddedilmeli ya da mesafeli bir yaklaşım ortaya konulmalı. Hani haberciliğin kriterleri vardır. 5N1K. Ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim? Şimdi bu soruların tümünün cevabını vermeyen bir haber eksiktir. Yani bu gazeteciliğin en temel kuralları içerisindedir. İşte onu ifade ediyor buradaki aktardığımız şeyler de. Sadece söyleyen kişinin itimada şayan görülmesi sözün kabulü için yeterli sayılmamalı. Çünkü onun da istemeden dahi olsa yanılmış veya yanıltılmış olması
meramını tam olarak anlatamaması, eksik veya yanlış bir aktarımda bulunması, farklı zaman ve bağlamlar için geçerli olan bir hususu, değişik özellikteki bir hususa tatbik etmesi gibi sebepler söz konusu olabilir. Yanılmış olabilir, yanıltılmış olabilir farkında olmadan, meramını, maksadını tam olarak anlatamamış olabilir o sözüyle, eksik veya yanlış bir aktarım söz konusu olmuş olabilir veya farklı zaman ve bağlamlar için geçerlidir o söylediği söz ama başka bir mevzuda geçerliliğini kaybetmiş olabilir. Dolayısıyla bütün bu sebepleri dikkate alarak değerlendirilmesi lazım, süzgeçten geçirilmesi lazım. Bu yüzden bilhassa tereddüt yaşanan konularda söylenen sözlerin mutlaka en azından double check İngilizce'deki yani çifte kontrol süzgeçlerinden geçirilip belki daha fazla kontrol süzgeçlerinden geçirilip doğruluğundan tam emin olunduktan sonra muameleye tabi tutulması gerekir. Bu emniyet, bu sağlam kanaat hasıl olmadan bir neticeye varmak yanlış olur. Çok önemli bir prensip. Nitekim üstad bile kendi sözlerine dahi sıkı bir tahkikten geçirilmesi tavsiyesinde bulunuyor Münazarat isimli eserinde. Hiçbir müfsit, hiçbir bozguncu ben müfsidim demez. Daima sureti haktan görünür. Yani hak söylüyor gibi görünür. Yahut batıl hak görür. Kendisi farkında değil ama batıl bir şeyi hak diye savunuyor olabilir. Evet, kimse demez ayranım ekşidir. Fakat siz mihenge vurmadan, ölçüye teraziye vurmadan almayınız. Zira çok silik söz ticarette geziyor dedikten sonra devam ediyor. Bu sözü münazarat biliyorsunuz. Şark'taki aşiretlerle, aşiret mensuplarıyla yaptığı sorulu cevaplı sohbetlerden meydana gelen bir eser. Orada o aşiret mensuplarına söylüyor ama herkese hitap eden tavsiyeler bunlar. Çok silik söz ticarette geziyor ve şöyle devam ediyor. Hatta benim sözümü de ben söylediğim için hüsnü zan edip tamamını kabul etmeyiniz. Bana güvendiğiniz için, İtimat ettiğiniz için sırf bundan dolayı tamamını kabul etmeyiniz. Belki ben de müfsidim. Üstad için öyle bir şey söz konusu olamaz asla ama yani burada bir tavsiyesi var, çok önemli bir ikazı var. Diyor ki, hüsnü zan ediyorsunuz ama belki ben de müfsidim. Yani varsayalım ki, farz edelim ki o zaman o ihtimali de dikkate alarak veya bilmediğim halde ifsad ediyorum. Farkında değilim, bilmiyorum ama ifsad ediyorum. Öyleyse her söylenen sözün kalbe girmesine yol vermeyiniz. İşte size söylediğim sözler hayalin elinde kalsın. Mihenge vurunuz. Eğer altın çıktı ise kalpte saklayınız. Bakır çıktı ise çok kıymeti üstüne ve bedduayı arkasına takınız. Bana reddediniz, gönderiniz. Üstad bile bunu söylüyor. O zaman yapmamız gereken şey hele hele içinde bulunduğumuz karmaşık ortamda. Yani her taraftan, işte medyadan, şuradan, buradan, işte eşten, dosttan, çevremizdeki insanlardan bir sürü böyle asılsız, çoğu kara propaganda mahiyetinde, algı operasyonu bağlamında uçurulan, üfürülen sözler var. O zaman bunlara çok dikkatli olmamız lazım. Özellikle bu karmaşık ortamda ehli tahkik olmanın gereği olan azami dikkat ve teyakkuzun çok daha önemli hale geldiğini hiçbir zaman unutmamalıyız. O aynı zamanda Kur'an'daki eğer bir fasık size bir haber getirirse, onu iyice araştırmadan, tetkik etmeden, doğruluğundan emin olmadan bir kabul durumuna girmeyiniz. Tarzındaki ilahi ikazla da birlikte düşündüğümüz zaman bunun ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlarız. Bilhassa bu zamanda çok önemli bu. Çünkü hakikaten görüyoruz, yaşıyoruz. Bir sürü zihin bulandıran, kafaları karıştıran iftiralar, çarpıtmalar, saptırmalar ortaya atılıyor. Sosyal medyada özellikle, hakaretler eşliğinde ve tahkik etmeden bunları doğru kabul etmek birçok hüsnü zanları sarsıyor. En güvendiği insanlar hakkında bile çok şüphe uyandıracak asılsız sözler uçuruluyor. O zaman işte bunu ilgili olan, muhatap olduğu kişiyle mutlaka irtibat kurarak ya böyle bir şey geldi kulağıma, işte sosyal medyada böyle bir şey gördüm, doğru mu diye mutlaka sorması lazım. Kaynağından tahkik etmesi lazım ki o zihin bulanmalarına, kafa karışıklıklarına
ve hüsnü zan kırılmalarına, gereksiz suizanlara, gıybetlere ve kul hakkına girecek bir takım şeylere meydan verilmemiş olsun. Çok önemli. Evet, hüsnü zanlı evet. Ama aşırı bir evham ve kuşkuya dönüştürmemek şartıyla ademi ihtimadı da elden bırakmayıp hüsnü zan, ademi ihtimat. Evet, hüsnü zan edeceğiz ama bir taraftan da bir ihtiyat ve temkin payı bırakacağız. Ama bunu da aşırı bir evham ve kuşkuya dönüştürmemek kaydıyla yapacağız. Ademi itimadı da elden bırakmayıp her halükarda tahkik mesleğinin icabı olan teyakkuz halinde kalarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Evet, tahkik çok önemli. Bunun tamamlayıcısı olan bir prensip de müfritane irtibat içinde olmak. Gene Sad'ın önemle vurguladığı ve bizlere tavsiye ettiği bir başka prensip. Onu da inşallah yarın paylaşmış olalım. Peki, çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim.